Hayat Güzeldir programı kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi öyle konuklarım var ki stüdyomuzda. Profesyonel köpek gezdiricisi Menan İreç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz ve kim Menan Bey? Fafi, benim Fafi kızım. Bizlerle birlikte. Evet, çok dünya tatlısı, harika, o kadar güzel ki şimdi birazdan göreceksiniz. Evet, bakın ne kadar da uslu oturuyor şu anda kendisi. Çok güzel, müthiş, çok güzel bir hayvan. Zaten geldiğinden beri biz kanalda herkes değil mi Puffy'nin etrafında sevdik kendisini ve onun üzerine de konuşacağız. Nasılsınız Menan Bey? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. İyi ki geldiniz, renk kattınız. Teşekkür ederim. İlk bölümde veterinerimizle konuştuk değil evet, mi? Evet. Dostlarımızla ilgili bilgileri aldık. Şimdi de sizinle birlikte güzel bir şekilde programa devam edeceğiz. Şimdi profesyonel köpek gezdiricisi. Evet. Değil mi? Evet. Biraz şimdi bunun üzerine konuşalım. Tabii ki. Köpek gezdirmeye nasıl başladınız? Bunu nasıl meslek edindiniz? Şimdi şöyle, bundan 13 yıl evvel kendi mesleğim esasında bayan kuaförlüğü. Aa, çok güzel. Ve yaşadığım 13 yıl önceki 3 tane cenaze kaldırdım ben. Ve dünya benim için sağ olun. Hepsi birinci derecenin yakınımda. İlk önce teyzem, eşi, 15 gün sonra dayım, 15 gün sonra da babam. Kaybettim. Çok ve sağ ol. Benim için dünya yin ve yang gibi oldu. Akşamları sadece dışarı çıkıyordum. Sonra bir arkadaşım benim hayvanlar olan diyaloğumu çok iyi biliyordu. Evet. Arkadaşım telefon açtı. Hı-hı. Dedi ki, Menan, müşterimin köpeği var, gezdirir misin? Ve ben bunun öncesinde de 8 yaşındayken çoban köpeği beni elinden ısırdı. Bir travma da var yani. Yok, kesinlikle. Öncesinde hani ısırdığı için bir korku? Kesinlikle yok. Oluşmadı. Ha. Çünkü ben korkunun üzerine gittim. Hı-hı. Çok güzel. Ve küçükken de diyordum ki kendime, bir tane Alman kurdum olsun, ismi Lucky olsun. Ve arkadaşım bana telefon açtığı sırada hayat tesadüflerle karşılaşıyor insanlar. Evet. Ve çağırdığım kişinin köpeğin Alman kurdu ve ismi de Lucky'ydi. Lucky. Aa, nasıl denk geldi? Bu arada sizinle ilgili görüntülerimiz de ekranda izleyicilerimizle buluşuyor. Bunlar hep baktığınız, gezdirdiğiniz köpekler mi? Ortalaması. Sizin? Ay çok tatlılar ya. Çok güzeller. Evet, buyurun lütfen. Sonra... Nasıl bir tesadüf bu ya? Evet. İsmi aynı ve cinsi evet, de aynı. Evet. İnanılacak gibi değil. Ve ben her türlü canlının yanına çok rahat giderim. Hı hı. Hani kedi olsun, köpek olsun ben ayırmıyorum. Hepsi benim için sevgisi aynıdır. Hı hı. Ve bunun devamında bir tane köpekle başladım. Bu sefer hayatın renklerini görmeye başladım. Çünkü siyahlıktan kurtuldum, beyazlığa dönmeye başladım ve moru, yeşili, kırmızıyı, sarıyı, turuncuyu, bütün renkleri görmeye başladım. Kendime geldim ama ben bu süreç içerisinde kendimle hep savaşıyordum öncesinde bu köpeğimle beraber karşılaşmadan önce. Çünkü ruhum yoktu, bedenim vardı. Ben önce dedim de kendine gel, kendine gel. Hep kendimle savaştım ve başardım. Bir köpekten bir ısırıldığı zaman bir insan, onun yenmenin tek yolu var, temas etmek. Temas etmek. Başka üstüne türlü... gitmek. Başka evet. Türlü çözülmez. Evet. Yani eğer ben uzaktan seviyorum, öyle bir dünya yok. İnsan eşini uzaktan severek yapabilir mi? Olmaz. Bu da böyledir işte. Yani korkunuz varsa üstüne gideceksiniz. 80 yaşınıza da gelseniz. Hı-hı. Kesinlikle yenemezsiniz. Doktorlarda da tedavisi yok. İlaçta da tedavisi yok. Direkt temas edeceksiniz. Evet. İster karanlıktan korkun, karanlıkta duracaksınız. Yükseklikten korkunuz varsa yüksekliğe çıkacaksınız. Çok doğru. O yüzden ben de bunu bu şekilde küçükken zaten yendim. Devamını getirdim. Arkasından insanlar duymaya başladı. Çünkü fısıltı gazetesi denen bir şey vardır. Kulaktan kulağa gitti. Kulaktan kulağa. Evet. Öyle olunca bu sefer yayılmaya başladım. Arkasından günde 6 tane köpek gezdirmeye başladım. 16 saat dışarıdaydım bundan 13 yıl öncesine kadar. 2 saatlik bir boşluğum vardı. Bu süreç içerisinde ya kendimi dinlendiriyordum ya da spora gidiyordum. Hı hı. Tabii ki sosyal aktivitelere de birçoğuna katıldım. Evet. İşte fotoğrafçılık dersi, dans kursları, bunların hepsine katıldım. Hı hı. Çevremi biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Çalışıyorum daha doğrusu, konuşamadım. Hı hı. Bunun yanında rahatım. Hı hı. Hangi köpek olursa olsun yanına giderim, hı hı. Alırım, dolaştırırım. Bu sefer de rahatlıkla dışarı çıkarım. Hı hı. Hani kimi insanların böyle özellikleri vardır. Ben kedi bir köpeklerde böyle. Pitbull'da gezdirdim. Hı hı. Napolitan Mastiff'te gezdirdim. Yorkshire Terrier'de gezdirdim. Danone'da gezdirdim. Hı hı. Husky'de, Golden'da, Kurt'ta. Yani yarım kiloluk köpekten 90 kiloluk köpek dahil olmak üzere gezdirdim bunları. Yani o zaman bütün köpekleri çok iyi biliyorsunuz. Artık zaten uzmanı olmuşsunuz ki profesyonel
değil mi? Profesyonel olarak geçiyorsunuz. Tabii ki. Anlattıklarınızdan şunu anlıyorum hikayenizden. O yaşamış olduğunuz dönemde, yani bir travma dönemidir aslında, evet, o. Evet, travmatik bir durum. Travmatik bir durum, bir travma yaşamışsınız ve bu güzel dostlarımızla birlikte tekrardan hayata tutulmuşsunuz. Evet. Bu da aslında güzel küçük dostlarımızın bize terapi etkisi yaptığını gösteriyor. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Hayvan sevgisi de bir terapidir tabii aslında. Tabii ki, fazlasıyla. Bence çok çok önemli bir şey. İyi ki varlar. Tabii ki. İyi ki varlar. Onlar her şey. Kesinlikle. Peki, şimdi şöyle şeyler de oluyor. Az önce veteriner hekimimiz vardı. Onunla da konuştuk. İzlediyseniz programı, ki izlediğiniz görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Hayvanları sahipleniyorlar. Ondan sonra sokağa bırakıyorlar. Evet. Böyle evet. bir şey var. Bu yüzden şunu sormak istiyorum. Siz artık uzmansınız bu alanda. Bir köpek sahiplenmeden önce nelere dikkat edelim? Neye bakalım? Hani ırkını mı araştıralım? Nasıl bir karakteri olduğuna mı bakalım? Ne yapmak lazım? Şimdi şöyle, köpek seçmek, ben her zaman bunu böyle söylüyorum, sevgili ve araba seçmek gibidir. Değil mi? Canlı çünkü ya. Bir evet. ikincisi, büyümeyen bir çocuktur. Aileler ne yazık ki çocuklarına karne hediyesi olarak, doğum günü hediyesi olarak alıyorlar. En büyük yapmayın, hata burada. Yapmayın. Evlat çünkü bu. Tabii ki. Yani 17 yıl, 18 evet. yıl yaşayacak olan bir canlı bu. Bunlar bir oyuncak değil. Değil. Her zaman yani canlıdır, duyguları var, düşünceleri var, akılları var, her şeyleri var. Evet. Ve hayatınızı ona göre yönlendirmeniz gerekiyor. Seçeceğiniz köpek sizin enerjinizle aynı olmak zorunda. Kesinlikle. Çok da güzeller bu arada. Görüntüleri de arada gözüm gidiyor. Buyurun lütfen. Çok tatlılar gerçekten. Bunun yanında sizin enerjiniz düşükse ve yüksek enerjili bir köpek alırsanız uyum sağlayamazsınız. Veya enerjiniz yüksek, köpeğinizin enerjisi düşük. Yine uyum sağlanmaz. Yani zıttı olmayacak. Evet. Eşit olacak. Birbirini tamamlayacak. Kesinlikle. Yani zıt kusma birbirini çeker ama bu canlı... Öyle değil. Dört ayaklı canlılar değil. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bunun yanında seçtiğiniz köpeğin ırkını, nelere dikkat etmeniz gerektiğini orada öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bazı köpekler vardır ki bunlar iri ırklardır. İşte Türkiye'mizde ne yazık ki herkes Kangal'ı çok büyük bilir ama daha büyük köpek olan Aksaray, Konya Aksaray yöresinin Aksaray Malaklısı vardır ki Kangal onun yanında Golden gibi kalır. Oy, oy, oy. O kadar iridir. O kadar iri. Bu iri köpekler çoğunlukla 2-3 dönümlük araziyi ister. Koşacak çünkü hayvan tabii değil ki. Mi? Hareket etmesi tabii lazım. Ki. Yani evin tabii içinde ki. Zaten mümkün değil tabii o kadar ki. Büyük bir hayvanın ama barınması. Golden boyunda, Doberman boyunda olan ve bunun altında olan bütün köpekler evin içinde bakılır. Her köpeğin bir koruma içgüdüsü var. Yok değil. Ama her köpeğin de kendi ırk özellikleri var. Evet. Benim kızım... Evet, nedir cinsimiz, ırkımız? Kızım. Samoyed. Samoyed. Karnı kızak çeken... Kıyamam. Çok güzel. Köpeklerin lideridir, alfadır. Evet. Ve çok güzel. Benim tamamen karakterimi almış durumda. Evet. Çünkü ben de bir liderim. Girişkenim. Benim kızım da öyle. Çok güzel. Hem girişkendir hem liderdir. Yürürken hiç arkasına bakmaz giderken. Hep karşıya bakar. Evet. Hep gözü sağda soldadır. Tabii ki köpek gezdirmek çok zevkli, çok keyifli. Ama dikkat edilmesi gereken çok nokta şey var. Çok şey yani var. Dışarıdan bakan insan çok kolaymış. Öyle bir şey yok. Bu işi yapan insanlar da var. Tabii ki. Ama siz profesyonelsiniz de çok eski zamanlardan beri bu işi yapıyorsunuz. Ben sizi tanıyorum zaten. Çok da düzgün ve çok iyisiniz alanınızda. Ama diğer başka yapan insanlar da var. Tabii ki. Tabii ama ki aradaki olacak. Farkı da görüyoruz. Yapamayanlar, yaptığını sanıp da yapamayanlar evet, var. Evet. Şimdi onlarla ilgili biraz konuşalım mı? Yani ne gibi hatalar var? Bunu bence herkes yapamaz bir de. Tabii ki. Şimdi bence bu işi herkes yapamaz yani. Açık yüreklilikle söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Dünyada var olan sektör, Türkiye'de ilk tanıtan benim. Evet. Daha önceki zamanımda röportajım da olmuştu. Ve dikkat edilmesi nokta gereken şey şu. Bir köpeğin karakterini sahibinden öğreneceksiniz. Değil mi? Bilgi almak lazım. Bir. İkincisi, evet. bütün dikkatinizi yanınızda taşıdığınız köpeğin üzerinde olacak. Öyle serbest bırakayım. Yok, şey olsun. Hayır, öyle bir dünya yok. Gezdirdiğiniz alan eğer kapalı alan değilse, köpeğin duyguları var. Değil mi? Bir yerde dalgınlık gelir. Bu sefer başka bir yerden bir ses duyar, arabanın altında kalabilir. O zaman bunun altından nasıl kalkacaksınız? Ya ne cevap verecekler karşı evet. tarafa? Bu da ve bir bunun, evlat çünkü. Tabii ki. Ve bunun yanında sizin köpeğiniz eğer hiçbir köpeği sevmiyorsa,
gözünüzü 4 değil 8'e açacaksınız. Kimi köpekler vardır ki karakter gereği çocukları sevmez. Yani bunu ne sahibi öğretmiştir ne de bir başkası. Evet. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yapısı öyledir çünkü değil evet. mi bu hayvanın? Evet. Ondan sevmiyordur yoksa evet. başka bir şeyden değil. Evet. Ama büyük insanın problemi olmaz. Ama kötü köpek yok. Kötü sahip vardır. Onun bilincini çok iyi bilmek gerekiyor. Gezdirecek olan kişi köpeğin bütün özelliklerini öğrenmesi lazım. Bütün dikkatini köpeğine vermesi lazım. Her şeye karşı sorumlu çünkü. Dışarıda olabilecek, dışarıdan bir şey yerse ağzından alabiliyorsa alması gerekiyor. Dışarıdan bir şey yedirtmeyecek başkasına. İzin vermemesi lazım. Kesinlikle. Ne yiyeceği de belli değil, bozuk bir şey olabilir, tabii, zehirlenebilir, tabii hayvan neler neler olur. Ve köpek sahipleri hepsi birbirini tanır. Nasıl evli insanlar, çocuğu varsa, çocukla aileleri tanıyorsa, köpeği olan insanlar da köpekli aileleri tanıyorlar. Doğru. Ve orada da bir sosyal çevre oluşuyor zaten. Kesinlikle. Ve bunun yanında birisinin başına köpeğin geldiği zaman bir olayda dışarıdaki insanlar hemen duyar. Hemen anında yani duyuluyor. Ki benim başıma da geldi, aldım haberi. Daha 5 dakika önce olmuş olan olayı ben aldım. Sahibi bana dedi ki, Menen sen nereden bunu duydun dedi. Geliyor haber. Yani duyulur. Tabii kesinlikle öyle. Bunun yanında saatine çok dikkat etmeniz gerekiyor gezdirirken. Nerede gezdirdiğiniz çok önemli. Eğer köpeği aldınız, oturttunuz, oturdunuz size bir çay kahve içersiniz. Sahibi bunu zaten anlar. O köpek yoruldu mu yorulmadı mı diye. Tabii ki dışarıda gezerken dışkı yaptığında mutlaka poşetle elin alınması gerekiyor onu yerden. Değil mi? Evet bırakmamalı. Bırakırsanız bu sefer arkanızdan gelen kişi farkında olmadan ayağını çimin üzerine basar. Bu sefer de olmayacak sonuçların meydana gelir. Evet. Öyle olmaması için bir çevreye de dikkat etmek gerekiyor. Evet, çünkü doğru. çevremiz Kurmak önemli. Lazım. Önemli lazım bize çevre. Doğru. Evet. Dünyamız bize lazım. Tabii ki. O yüzden Kesinlikle. Bunu korumak gerekiyor. Veya bir mekan önünde yaptıysa eğer elinizde torba kalmadıysa istediğiniz zaman verirler size. Tabii. Kesinlikle öyle iş yapmazlar. Niye? Bak olmadı mı? Oluyor tabii ki. Evet. Ama onun bilincine sahip olmayan insanlar bunu bu şekilde söylüyor. Yeri geliyor. Üçüncüsünü bazen denk geliyor. İki tane tamam taşıyamıyorum yanımda. Evet. İki tane yapacağını da biliyorum. Ama bazen üçüncüsü olabilir. Esnaftan istenebilir. Ne olacak ki onlar yardımcı olurlar tabii yani. Tabii ki. Yani bunu bu şekilde olduğunda hiç olmazsa insanlar sizin arkanızdan farklı bir şey söylemezler. Evet. En azından bilinçli ve düşünceli insan nitelendirilir. Ama bırakıp giden çok insan var. Var değil mi? Var. Maalesef var. Yapıyorlar çünkü duyarsız insanlar da çok çok fazla. Ne yazık ki. Umarım onlar da tabii bir şeyleri görürler. İnşallah tek temelim. Algılarlar ve bir farkındalık yaratabiliriz belki tabii bunları ki. Şu anda konuşuyor olarak tabii onlara ki. Da. Peki şimdi köpek gezdirirken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi neler önemli? Yani köpeği gezdirmek sadece işte tasmayı taktım hadi yürüyoruz, geziyoruz şimdi tamam gezdin, tuvaletini yaptın hadi artık eve döneceğiz. Bu değil herhalde değil mi? Yani çünkü bu hayvanların da bir şeylere ihtiyacı var. Sosyal ihtiyaçlar. Ha bir şey yani. Onlar neler? Şimdi evinizden çıktınız. Yolda gidiyorsunuz. Köpeğiniz var. Ve sokak köpeği geliyor. Tanımıyorsunuz. Eyvah. Oy kötü. Benim elimdeki bu alet köpek kovucum. Öyle mi? Ultrasonik ses veriyor 20 Hz'in altında. Koruyucu mu kovucu mu? Kovucu. Kovucu. Ha sokak hayvanları tabii için. Tabii ki. Bastığınız ne zaman. Ne olacağı belli değil. Dişi köpekler sokaktan kaçıyor. Erkek köpekler olduğu yerde kalıyor, kafasını çeviriyor, kulaklarını oynatıyor. Allah. Durduruyor onu orada. Hareket edemiyor. Edemiyor, kalıyor. Bir ses frekansı evet. yayıyor. Biz duyamıyoruz ama değil mi? Duyabilirsiniz, onu da duyabilmeniz için bunun şuradaki kısım kulağınıza getirmezsen, bunda ses nasıl? Evet. Eski yani 55-60 yaşındaki dönemdeki insanlar test yayını vardır. Evet. Onlar bilirler. Yeni nesil bunu bilmiyor. İşitme. O test yayını programlar tamamen bittikten sonra o test yayını çıkardı. Televizyonda diye ses. Evet. O ses yayınlanırdı. İşte bunda da o frekans çok düşük.
Ama köpeklerin müthiş derecede rahatsızcı. Evet, işte bunu da buradan da anlıyoruz ki köpekler bizden daha iyi duyuyorlar. Evet, kesinlikle, mi? Kesinlikle. Kedilerde de böyle mi durum acaba? Tabii. Kedilerde de böyle. Tabii. Evet, hayvanlar bizden daha iyi duyuyorlar. Duyarlar. Tatlım. Evet. Çevreyi çok insanlardan daha iyi koku alırlar. Evet, değil mi? Benim ne zaman geleceğim çok iyi bilir. Gezi saatinizi. Gezdireceğim köpeğin. Kendisi. Geldiğim saati çok iyi bilir, hemen kapıya doğru gidermiş. Kıyamam ya, ne tatlılar. Bazen almış olduğum köpek, gezdirmiş olduğum köpeklerin kimisi 4. katında, 6. katta oturuyor, 7. katta oturuyorlar. Ben geliyorum, zile basıyorum, yukarı çıkıp da köpeği aldığım zaman sahibi diyor ki, Meren diyor, sen diyor aşağıdaydın değil mi diyor. Ya, çünkü onlar hissediyorlar, koku da alıyorlar. Tabii ki, balkonda evet. Değil, ay, ay, ay. Evin içinde, koku kapı pencere de kapalı. Bir de his. Tabii. Değil mi? Tabii. Çok hisli hayvanlar zaten. Hissediyorlar da. Hissiyatlar çok yüksektir. Evet, kesinlikle hissediyorlar da. Çok tatlılar. Güzelliğe bakın. Gözümü alamıyorum maşallah. Bir beyaz pamuk gibi. Kızakları çeken cinslerden evet. Değil mi? Benim çok köpeğim, güçlü hayvanlar. Benim köpeğim. Gerçekten. Kızak çeken köpeklerin lideri. Alfa. Belli ama. Gözler renkli olmaz bunların. Çok güzel. Kurt, çok güzelsin. Kurt kanı vardır evet. İçinde. Evet. Ve koruyucu özelliği de vardır. Hı hı. Yani tamam, insanlarla arası çok iyi, bebeklerle arası çok iyi. Koruyucudur da değil mi bu tabii cinsler? Ki. Koruyucu, yardımsever tabii ve ki. Çocuklar için tabii özellikle. Ki. Çocuklara tabii karşı çok duyarlı olduğunu evet. Biliyorum bu cinslerin. Evet. Hı hı. Ve ama koruyucu özelliği de tabii ki var. Şöyle, evet. Kendisi, diyelim ki ben yanımdayım, yanımda bir arkadaş geldi. Hı hı. Yanlışlıkla bir hareket yapmaya çalıştı. Eyvah. Çimlerin üzerindeydi. Havada karanlık ki tanıyor onu normalde. Hemen kafasını evet. Çevirdi. Yani bana şakadan bir el hareketi yapacak dedim. Sakın yapma. Evet arkadaşlar, Menan Bey'e dokunmuyoruz. Burada Menan Bey yanlışlıkla herhangi bir şey yapmıyoruz. Şaka çünkü. Burada herhangi bir kötü bir şey de olabilir sonra. Yok, tabii, şaka yapıyorum. Yok, şaka yapıyorum. Şimdi İşte çok duyarlılar. Koruyucu evet. Çünkü içgüdüsel. Evet. Tabii ki. İçgüdüsel bunu yapıyor ve koruyucu yani şey gerekli de aslında bazen. Tabii bence. Ki. Tabii ki. Ve benim kızım, yani daha sadece benim kızım değil. Bu kedilerde de aynısı oluyor. Değil mi? Köpeklerde de var ama şöyle. İnsanlarımızın gözünde perde vardır. Bunun ne olduğunu birçok evet. insan biliyordur. Kesinlikle. Onlar da yok. Yok. Ve kedi bazen uyurken bir anda kafasını kaldırıp boş duvara bakar. Evet. Hiçbir şey yoktur orada ama evet. O görür. Görür. Benim kızım aynısını yaptı. 11.30'da yatar. Evet. Yatak odasına gitti, yattı. Saat 12'de geldi. Hmm. Ben bilgisayar başındayım. Hmm. Geldi boş duvara havladı. Hmm. Ben ne olduğunu anladım. Korkma kızım dedim. Bir şey yapamazlar dedim. Hmm. Yanımda yattı. Hmm. Ama hem duvara hem de bir anda bana havladı. Ben Allah. Sorun değil dedim. Yattı dedim. Ya, yat burada. Hiçbir şey olmaz dedim. Yattı. Sonra ben kalktım, yanına geldi. Yani bunu görebiliyorlar. Görebiliyorlar. Çok tatlılar. Ama gerçekten. Dünyanın en güzel canlıları. Kesinlikle öyle. Bir kere şey, yani saf sevgileri var. Evet. Karşılıksız veriyorlar sevgiyi. Karşılıksız sevgisini veriyor zaten evet. Size. Hayvanlar bu yüzden çok çok değerli. Kesinlikle. Yani insanlar gibi böyle bir mantık kurup da değil mi? Evet. Çıkar menfaat gibi ilerlemedikleri için evet dostlarımız çok çok değerli ve çok güzeller gerçekten. Peki o zaman biraz sizin güzel kızınıza gelelim. Buyurun. Nasıl bir hikayeniz var? Nasıl bir araya geldiniz? Kaç yıldır sizinle birlikte? Nasıl bir kız? Siz benim hep kızım diye anlatıyorsunuz. O evet. Yüzden kızınız dedim evet. Ben. Evet. Evet. Puffy, evet senden bahsediyoruz tatlım. Şimdi bütün dört ayaklı evcil evet. Dost sahipleri. Ya oğlum da ya da evet, kızım der. Merhaba. Evet. Onun çünkü her şeyidir. Kesinlikle öyle. Ve benim kızım, ben bir ara kendim bir tane border collie almak istiyordum. Hı hı. Dünyanın en zeki köpeklerin birincisidir o. Evet. Ve bir arkadaşım onu aldı diye vazgeçtim. Hı. İşi Bernice'e çevirdim. Hı hı. Tam onu alacaktım ve ben az önce bahsettiğim fotoğrafçılık kursuna gitmiştim diye. Evet. Oradaki hocam beni bir aradı. Hı hı. Menen dedi, iki tane öğrencim gelecek dedi. Hı hı. Ama yaşları tabii ki 55-60 arası. Dedi, biz fotoğrafçılık gezin gideceğiz dedi. Onların bir tane köpeği var, sana getirecekler. Hı. Kalacak dedi. Tamam dedim. Geldi, ben bir gördüm. Evet. Aşık oldum. Puffy gördün sonra. Evet. Aşık oldum yani. Öyle çok böyle değil. Gerçekten. Ve o zamanlar 6 aylıktı. 6-7 aylık civarında. 6-7 aylıktı.
Ay, o zaman da ne tatlıydı. Evet. Küçücük değil mi? Böyle evet. Kar topu gibi evet. Bir şeydir yani. Evet. İnanılmaz güzeldir. Çok çok tatlıdır. Sonrasında, tahmin edebiliyorum. Sonrasında geldi. Ben de tabii aşk oldum. Sahipleri gitti. Evet. Akşamleyin telefon açtılar. Kızımız nasıl? Dedim ki o sizin değil dedim. Artık benim dedim. Göremeyeceksiniz onu dedim. Öyle onu, başladı. Tabii. Arkasından iki gün sonra geldi. Tabii sahibinin ilk köpeği Rottweiler'miş. Yaşından ötürü melek olmuş. Sonra gelmiş benim kız. Arkasından geldi. İki gün sonra gelinden benim yanıma. Evet. İşte dedim ki çiftleştirecek misiniz? Evet dedi. O zaman dedim bundan çıkın dedim. Dişi dedim ben istiyorum dedim. Aradan zaman geçti. Birkaç kere daha gidip geldi. İlk dönemini ben gördüm. 24 Kasım hiç unutmuyorum. Tam öğretmenler günü dedi. Öğretmenler gününde. Ay ne kadar güzel. Arkasından bu sefer sahipleri geldi. Bu sefer 3 Şubat'ta geldi. 13 Şubat'ta gidecekti. Fakat İstanbul'a gitmişlerdi kızlarının yanına. Bu sefer telefon açtım. 14 Şubat oldu. Evet. Gelmeleri gerekiyor. Gelmediler. Dedim Zeynep Hanım ne oldu? Biz de torunun sevgisini bitiremedik. Aa bırakamadım. Biraz daha sevgisi. Kalacağız İstanbul'da. Ha. İyi. Aradan bir ay geçti. Telefon açtım. Dedim Zeynep Hanım ne oldu? Menan dedi evde dedi, temizlik yapıyorum dedi. Ama dedi geleceğiz dedi hafta sonu için. İyi. Üzerine iki ay geçti. Şimdi şüphelenmeye başladım. Ya, tamam evet istiyorum bunu. Evet, ayrı bir konu. Ama ben niyetim şu. Sahibin yanına ayrılması. Benim düşüncem bu. Evet. Bu sefer eşi telefon açtı. Menan dedi. Aylardan Haziran. Bak Şubat'tan Haziran'da kalabildim. Evet. Menan dedi. Köpek dedi senin dedi. Dedim nasıl olur? Dedim Zeynep Hanım bana bunu bırakmaz. Çünkü secereli. Hayır dedi sende kalacak dedi. Senin artık dedi. Neden dedim? Dedi Zeynep'te dedi skolyoz meydana geldi. Menisküs tekrarladı dedi. Aa. Ben dedim ki bu sefer sizin yan komşunuzun çocukları var dedim. Onlar da mı gezdir? Çünkü Kuşadası'nda oturuyorlardı. Yok dedi onlar da gezdiremez dedi. Senin dedi. Tabii ben içimden seviniyorum. Canım benim. Sen de istiyordunuz değil mi? Evet. Sonra benim oldu. Canım benim ya. İlk kısırlaştırma ameliyatını gerçekleştirdim. Çünkü onun hem sağlığı için hem de ömrü için çok önemli bu. Önemli değil mi? Kısırlaştırmak çok önemli. Evet. Kısırlaşmayan bir köpek mutlaka hocam da anlatmıştır ama ben sadece ufak bir tekrar etmek istiyorum. Tabii. Kısırlaşmayan bir köpek, erkek köpek de ilerleyen yaşında testis kanseri oluyor. Spermlerini eğer dışarı atamazsa. Dişi köpekte ya rahim kanseri ya da meme kanseri meydana gelebiliyor. Maddi manevi ağırlık. Evet. O yüzden ben bunların oluşmasını önlemek için birçok insan vicdan olarak bunu değerlendiriyor. Niye bunun üremesini engelliyorsun diye. Aslında öyle değil yani. Onların iyiliği için değil mi? Sağlığı için yapılması gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Tabii ki. Ve üretim çiftlikleri zaten bunları yapıyorlar. Üretiyorlar. Evet doğru. Onlar tabii ki bir ticari amaçla bunu yaptıkları için ben de onları gayet normal görüyorum. Çünkü başka bir türlü geçim kaynakları olmayan bir insan ne yapabilecek başka? Ha, kimi hayvanseverler vardır. Onları kınıyorlar ama iyi de nasıl bu insanın yaşantısı sağlayacak? Bir de o da var. Neyse. Evet. Yani, kısırlaştırdım. Ondan sonra tabii ki her ırkın bir takım kronik rahatsızlıkları oluyor. Nedir? Şimdi hocam dediğim gibi daha önce de anlatmıştır. Evet ben var mı çıkıyorum. Puffin'in cinsinde de ırkında da? Şimdi şöyle secere dendiği zaman akraba evliliği. Akraba evliliğinde meydana gelebilecek bazı noktalar olabiliyor. Olabiliyor evet. Puffy'de ben sadece... Kıyamam adını duyunca. Tabii o benim her şeyim. Yani hiç kimseyi de bırakamam. Evet kıyamam adını duyunca hemen kalkıyor. Kıyamam ben sana. Kızı. Hiç önemli değil. O da arada konuşacak tabii. Olacak o kadar. Biz nasıl konuşuyorsak. O da arada havlayabilir. Kendini ifade ediyor. Çapraz bağını koparmıştı. Ben evde yokken. Sonra onu hallettim. Çözdüm olayı. Evet. Ama her köpekte durum farklı. Ama benim kızım benim her şeyim. Bütün dünyam. Evet. Hiçbir şey değişmem. Diyelim ki evlenmek istiyorum. Karşıma bir tane kadın çıktı. Aşığım ona diyelim ki. Bana şöyle bir soru sorarsa. Ben mi? Yoksa köpeğin mi diye sorarsa. Söyleyeceğim şey şu. Seni hemen kapının önüne koyayım sahiplendiririm seni. Arkama bile baktığımda. Evet. Kesinlikle evet. Çünkü. Öyle olması da gerekiyor zaten. Kalkıp da bir de hani insanlar çocuğu dünyaya geldi diye köpeğini verenler de var. Sağa sola.
Bu da doğru değil. Bu da doğru değil. İşte gerçekten sevmek ve gerçekten istemekle alakalı aslında evet. Bu. O yüzden lütfen herkes kedi köpek almasın. Yapmasın yani. Benim önüme öyle bir fırsat geldi ki Kanada'ya tır şoförlüğü. Geri gittim. Çünkü kızınız var. Evet. Evet. Çok güzel de bir para vardı şimdi sorarsan ama geri gittim. Değil mi? Benim çocuğum daha önemli. Evet doğru. Hiçbir kesinlikle. Şekilde kimseye bırakmam. Kimseye de vermem. O benim her şeyim. Bütün dünyam çünkü. Ne kadar güzel. Peki Puffy evde nasıl? Evde sakin. Nasıl bir şey kız evde? Neler yapar? Neler yapıyor? İşte yemek saatini bilir. Uyku saatini bilir. Evet. Dışarı çıkma saatini bilir. Çerezleri vardır. Yemekten sonra mutlaka onu çubuklardan alırım. Hemen gösterir şöyle işaret ediyor. Oo, yemekten sonra ne güzel. Tatlı ya. Niyetine. Tatlı niyetine harika vallahi çok güzel. Evet. Onu iş yapar yer. Onun dışında benimle çok sırnaşır. İşte dans ettim ben kızımla. Evet dans videonuz da vardı. Evet doğru doğru. Şarkıyı söyleyen Elvis Presley. Evet. Şarkının ismi You Are Always On My Mind. Onunla fotoğraf, video çektim kendi telefonumla. Evet. Ve hiçbir zaman şarkının sonuna kadar hiçbir zaman da kucağımda inmek istemedi. Kıyamam ben ona ya. Ve şu anda alsam yine hala kucağımda durur. İnanılmaz tatlı. Peki şimdi şeyi merak ediyorum. Buyurun. Şimdi mesela siz bir de profesyonel köpek gezdirirsiniz. Evet. Siz gün içerisinde gittiniz, diğer köpekleri gezdirdiniz, evet. İşinizi yaptınız. Evet. Eve geldiğinizde nasıl bir tepkisi var şimdi? Şu anda gayet normal. Normal. Çünkü niye biliyor musunuz? Hani o kokuyu duyduğu zaman ya da o tüylerden anlıyorlar. Çok fenalar. Tabii. İnanılmaz anlarlar çünkü. Orada böyle bir kıskançlık var mı? Yoksa bunu böyle bir kabullenmiş durumda. Kabullenmiş. Tabii. Ne güzel. Bilinçli. Yani şimdi şöyle. Sabahleyin ben çıkıyorum köpek gezdirmeye. Saat 8'de evden çıkıp öğlen saat 2'ye kadar dışarıdayım. Öğlen 2'ye kadar. Evet. 2'de geliyorum. Evet. İşim bitiyor. Kızımın yanına geliyorum. Dışarı çıkartıyorum. 2 saat, 3 saat. Dışarıda geziyorum onunla. 10 saati bu sefer. Tabii. Arkasından saat 5'te evden çıkıyorum. Akşam saat 11'de geliyorum. Çünkü o saatler aralığında yine köpek gezdiriyorum. Evet. Bu arada bu işinizi yaparken hem sabah turu hem akşam turu var değil mi? Tabii. Yani hani bunu yaparken mesela diyelim sizi aradılar. Evet. Aradık. Ondan sonra böyle bir çalışma istedik sizinle. Bunda hem sabah turu hem de akşam turu oluyor. Tabii. O şekilde çalışıyorsunuz. Tabii. Şimdi kimi köpek sahipleri, can sahipleri, köpek değil mi? Can sahipleri. Evet. Hafta ortası istiyor sadece. Günde bir kere. Kimisi o da olabilir. Kendi çalışma saatlerine göre belki. Tabii. Çalışma şekline göre. Ama biliyorsunuz bizim insanımız rahattır. Bir şey başlattırdığı zaman ilerleyen periyotlarda onun devamını ister. Evet, doğru. Bir kere çıkarmaya başladın mı? O ilerleyen zaman diliminde bu sefer günde 2 kere istiyor. Doğru. Ve böyle bu şekilde hareket ediyorum. Ben gün içerisinde zaten vitamin D'si alıyorum kendime. Çünkü tabii güçlü doğru. Köpekler de var. 90 kiloluk da 80 kiloluk köpekler oluyor ya, arada. Ya onlar böyle bir çekti mi götürür vallahi. Kesinlikle. Değil mi? Bunlardan bir tanesi Napolitan Mastiff ve Danua. Vardı tabii. Zamanında. İkisi de melek oldu. Ay canım benim. Ama gerçekten güçlü durmanız gerekiyor. Bütün dikkatinizi gezdirdiğiniz köpeğe vermeniz gerekiyor. Düşüncelerinize hiçbir zaman başka bir şey olmayacak. Tabii dikkatli olmak lazım. Her an her şey olabilir. Tetikte olmak lazım. Tabii. Onu korumaktan da sorumlusunuz. Çünkü. Tabii ki. Ben her zaman can sahiplerini gezdireceğim. Can sahiplerinin ilk önce evine gidiyorum. Alanına giriyorum. Tabii. Nelerden hoşlanıyor, nelerden hoşlanmıyor. Bana havluyor. Hiç sorun değil. Ödül kurabiyesini istiyorum. Ben veriyorum onun ağzını. Ondan sonra böyle bir alışma dönemi. Tabii. Tanışma, alışma dönemini geçiriyorsunuz. Ve bütün can sahiplerine şunu söylüyorum. Sizin ufaklığınızı dışarı gezdirdiğim sırada onun canı benden daha önce. Evet. İlk önce sizin canınızı kurtarırım. Onsa kendi canımı kurtarırım. Evet. Çünkü onun kendi emanet çocuğu ediyor. Emanet ediyor. Sorumluluk. Çocuğu emanet etmek gibi yani. Bu da tabii, evlat işte. Yani tabii. Yayının başından beri hep konuşuyoruz. Evet. Bir hayvan olarak tamam evet. Tür olarak bir hayvan tamam. Ama bir evlat bir can evet. Yani. Evet. Öyle görmek lazım. Evet. Öyle görüp de zaten onlarla bir arada olmak lazım. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Yani sorumluluk her şey. Nasıl çok bir doğru. İnsan yaptığı işi eğer iyi yaparsa
ve başarılı oluyorsa ve bu sefer diğer sektörlerden duyuluyorsa benim yaptığım bu olayda da aynı. Çünkü işimi iyi yapıyorum. Evet. Disiplinliyim. Prensiplerim var. Prensiplerin doğrultusunda hareket ediyorum. Ve insanlar görüyorlar. Benim bir şey söylememe gerek kalmıyor. Evet. Doğru bir şekilde yaptığım takdirde insan diyor ki ha diyor bak diyor böyle böyle bir insan var. Hatta geçtiğimiz günlerde bir müşterimin müşterisine gittim. Tavsiye üzerine. Evet. Çünkü tavsiyeyle gelen müşteri her zaman daha iyidir. Evet. Web sayfam var evet. Ama web sayfamda tabii ki kendimi tanıttım orada. Evet. Bu arada bayağı da meşhursunuz onu da söyleyeyim yani. Tanımayan yok. Herkes tanıyor sizi. Teşekkür ederim. İşinizi çünkü çok iyi yapıyorsunuz. Tabii şaka bir tarafa. İşinizi gerçekten çok layığıyla ve çok güzel yaptığınız için insanlar da sizi tercih ediyorlar. Bu da çok çok güzel bir şey. İşte, yani kendime göre bir şeyler gerçekten çok güzel bir alan bu. Yapmış olduğunuz iş de çok çok kıymetli ve değerli. Sizin gibi hayvansever insanların bu alanlarda daha çok faaliyet göstermesini isteriz her zaman. Kesinlikle. Ve size de yapmış olduğunuz çalışmalarda da bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Sağ olun yani. Evet. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi evet, adıma. Evet. İyi ki konuk oldunuz. İyi ki geldiniz. Puffy ile beraber renk kattınız. Hele Puffy tam renk kattı bize bugün. Ne stres kaldı ne bir şey. Artık bütün günümüz bizim bütün kanal olarak harika geçecek. Çok teşekkür ediyorum Menan Bey. Ayaklarınıza sağlık. Ben memnun oldum. Evet. Sizinle yine ilerleyen zamanlarda da tekrar bir araya gelelim. Tabii mutlaka ki. Bir program yapalım. Tabii ki. Puffy'yi de getirin her zaman. Tabii ki. Tabii. Evet. Ne olmasın her zaman yani. Mutlu olurum. Evet. Benim kızım zaten gördünüz. Dünya evet. Tatlısı maşallah var onu. Şimdi yayından sonra mıncıklayacağım ben onu seveceğim. Çok teşekkürler tekrardan. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Aa kıyamam. Bakar mısınız? Evet. Güzel kızım benim. Çok tatlı. Sağ olun. Size sağ olun. Evet. Oturabilirsiniz. Yayını kapatalım ondan sonra. Özür dilerim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın sabah saatleri 11'i gösterdiğinde Bir TV ekranlarında Hayat Güzeldir programında sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.